Efendim, bir şey sorabilirim. 15 günde bir okunması lazım İhlas Risalesi'nin. Üstad Hazretleri ve talebeleri 15 günde bir okuyorlar mıydım, yoksa sadece bu şeye ait mi? Büyüklerin özelliği, kendi yapmadıklarını başkasına söylemezler. O iki yüzlü adamların işidir. Kendisi yapmaz, başkasına şöyle yaptır. Bunda hiç endişe yeri yok. Düşünmek bile abes. Hazreti Bediüzzaman bir insandı. Hava teneffüs ediyordu. Yemek yiyordu. Görüyordu. Duyuyordu. Normal bizim gibi yaşıyordu yani. Mesela tıbben bir insan kaç gün ışık görmese gözleri kör olur? Zannediyorum 10-15 gün gibi bir şeydir. İnsan kaç dakika nefes almasa yaşayabilir? 2 dakika, 3 dakika. İnsan ne kadar yemek yemese yaşayabilir? Der ki 40-50 gün. Risale-i Nur'un her bir parçası insanın maddi ve manevi teneffüsünün vasıtasıdır. O müddet içerisinde o teneffüsü yapmasa havasız kalan gibi, ışıksız kalan gibi bir tarafı kırılır. Bir zaman birisi bana geldi, dedi, efendim şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, öbürünü yapıyorlar. Dinledim. Dedim, 3 ay oldu mu senin derse gitmediğin? Düşündü, evet efendim, tam 3 aydır dedi. Keramet değil dedim, senin yaralarından, sıkıntılarından, ihlas dışındaki tavırlarından baktım. İnsan 3 ayda ancak bu kadar yara alabilir. Ondan bildim dedim. Yani kerametten falan değil. Risale-i Nur'un her bir parçasının insan bedeninde ve insan maneviyatında bir ışık, bir nur olması durumu vardır. Mürşittir yani. Demek ki bu İhlas Risalesi'nin nuruna ve ışığına da her bir nur talebesi illa 15 günde bir muhtaçtır. Anlamak ayrı meseledir. Bu şuanın dibine girmek ayrı meseledir. Biz röntgen şuana, röntgene, bacağımıza röntgen filmi çektirirken ne kadarını biliyoruz? Röntgen nereyi çekiyor, ne yapıyor, ne diyor? O ışık yapısı itibariyle sirayet ediyor. Kemiğin vaziyetini, hatta kemiğin içindeki iliği çekiyor. Ama bizim hiçbirinden haberimiz yok. Sonra diyorlar ki senin kemiğinde şu var. Ne kırmadınız, dökmediniz, yarmadınız, ne biliyorsunuz? Biliyor işte. O ışın onu yapıyor. Risale-i Nur'un parçalarının hepsi böyledir. İhlas da bunların başkanıdır. Bu 21. lema nur talebelerinin birinci düsturudur. Topyekün. Hulusi Bey'in emri ders olarak ihlas kafidir. Başka kısımlarda okunmalıdır. İhlas dersinin ehemmiyeti budur. İlla akla taalluku yok yani. Akıl lazım, anlamak lazım, anlayabildiğini, idrakini çalıştırmak lazım. Ama yalnız onunla değil, kalbe, ruha, sırra, hafiye, ahfaya bunun nurunun tesiri var. Güneşte karpuzun gelişmesi gibi. Hiçbir şuuru, hiçbir şey yokken karpuz güneşte bişer. Olgun vaziyete gelir. O nurdur işte, ışık veriyor. Güneş onu pişiriyor. Onun bir şeyden haberi yok. Evet, buyurun.